use some of the Xperia Z3 leaked details and leaked pictures. So according to a leaked Sony Xperia Z3 review, it will include a 5.5-inch 4K display measuring 6.1mm thick with the latest 4.4 KitKat operating system, octa-core 2.5GHz, CPU 6GB RAM, 3700mAh battery and a micro USB 3.0. It will also include a Wi-Fi dual band for a more convenient wireless connection usage anywhere, such as good for multiple usages and at the same time a faster performance. There are new and better innovations integrated in Z3 assumed to accommodate a much bigger space compared to Z2. The Xperia Z3 is also expected to have the latest quad-core processor for multitasking and catering to games everywhere, giving them a much faster and enjoyable experience unlike dual-core, wherein everything becomes slowly when you use simultaneous programs. These are merely assumptions from different Sony Xperia Z3 reviews and might change and add more information in the future months to come. Sony Xperia Z3 is expected to have a metal back unlike its predecessors Z, Z1 and Z2 which were having glass back, and Sony Xperia Z3, its cost will be around $600 or more, and it is expected to have an astounding camera of 28.7 megapixels which would deliver a digital camera kind of quality with its ability to capture sharp images in high resolution even in low light and also blur free images. So taking selfies even at night won't be a problem for those active in photo sharing sites. Sony Xperia Z3 is expected to be slimmer. It is expected to be a much larger screen, like a 5.5 inch 4K display as I mentioned before. And it is expected to be corrosion free. The metal is expected to be corrosion free. It is expected to be larger. It is expected to be slimmer. It is expected to be very, very stronger phone. Like even if it gets dropped by you in the sea or in the water, sorry, or anywhere, it would not break. You know, it is expected. The many expectations are there from the new Sony Xperia Z3. Of course, the Sony Xperia Z2 users will be disappointed, but not to be disappointed, you know, many phones are also going to come in the future. So not to be disappointed, Xperia Z2 is also a very, very good phone, but Xperia Z3 will be a phone which will be a complete revolution in the mobile market. It will be a very tough competition for the Samsung, Apple, HTC and many more companies which are there in the competition. Many more Xperia Z3 details and photos will be updated in our YouTube channel, so stay tuned and subscribe to my channel if you like the video. Many more details are about to come.
Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz Xperia Z, Sony'nin CES 2013'te tanıtmış olduğu Android telefonu ve bu telefon çok yakında Türkiye'de de piyasada olacak. Test merkezimize konuk olan bu telefona beraber bakalım neler var neler yok. Bir göz atalım. Sony Xperia Z 5 inçlik 1080p Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip ve ekrana baktığımızda gerçekten piksellerin fazlasıyla yoğun olduğu oldukça keskin, kontrast yüksek bir ekran görürüz. Ekranın siyah kalitesi de iyi, siyah renk derinliği de güzel. Mobile Bravia Engine teknolojisi mevcut bu ekranda ve özellikle bu Mobile Bravia Engine 2 teknolojisi fotoğraf ve videoları görüntülerken biraz daha görsel kaliteyi artırıyor, keskinlik artıyor, siyahlar biraz daha derinleşiyor ve böylelikle de Xperia Z'nin ekranından alınan deneyim, zevk daha da artırılıyor. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi Xperia Z'nin önünde fiziksel kapasitif dokunmatik Android navigasyon tuşları yer almıyor. Bu işlevler Xperia Z'de ekrana entegre edilmiş durumda. Üste baktığımızda 2 megapiksel çözünürlük desteği sunan 1080p video kayıt yeteneğine sahip bir kamera görüyoruz. Sony logosu var. ISO hoparlörü ve mikrofon güzel bir homojenlik yaratıyor. Baktığınızda ikisinin de aynı tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz ve bu da Sony Xperia Z'nin tasarımını biraz daha güzelleştiren ince bir ayrıntı. Arkaya baktığımızda Sony Xperia Z'nin önünün ve arkasının aynı şekilde dayanıklı çizimlere karşı ve kırılmalara karşı, çatlamalara karşı dayanıklı camdan yapıldığını görüyoruz. Arkada 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor ve kameranın altında hemen LED flaşı görüyoruz. İkinci bir mikrofon var ve NFC alanı özel bir NFC etiketiyle gösterilmiş. Telefonun ince olduğunu söyleyebiliriz. 7.9 milimetrelik bir kalınlığa sahip ve bu kalınlık sayesinde ve aynı zamanda telefonun ekranının etrafındaki bölümün yeteri kadar dar tutulması sayesinde Xperia Z elde gerçekten rahat bir şekilde tutuluyor. Cepte de rahat bir şekilde taşınıyor. Telefonun şık ve çekici durduğunu söyleyebiliriz ve şaşırtıcı olacak şekilde toza ve suya karşı dayanıklı. Sony Xperia Z belirli sertifikalarla bu dayanıklılığı kanıtlıyor. Ve dikkat ederseniz telefonun suya dayanıklılığını artırmak amacıyla tüm girişler ve çıkışlarda kapaklarla kapatılmış. Baktığınızda sol tarafta üstte micro USB portu bir kapak altında yer alıyor. Hemen ilerlediğimizde yine micro SD kart yuvası, 32 GB'a kadar destekli micro SD kart yuvasının kapalı olduğunu görüyoruz. Bir dock konektör yuvası var. Bu açıkta duruyor, sorun değil. Altta bileklik kayışı için, bilek kayışı için özel bir delik görüyoruz. Devam ettiğimizde küçük bir hoparlör var ama bu küçük hoparlörün oldukça düzgün bir ses verdiğini söylemek gerek. Xperia Z'de yeteri kadar iyi iş görüyor bu hoparlör. Ve üste doğru devam ettiğimizde de ses tuşunu görüyoruz. Metalden yapılmış ve hemen onun üzerinde de güç butonu var. Güç butonu tasarımı yine Sony burada orijinalliğini konuşturmuş. Geçen yılın Xperia telefonlarında biraz daha sıradan bir güç butonu ve ses tuşları kullanılırdı. Bu sene Xperia Z'de Sony yine farklı bir tasarıma gitmiş. Güç butonunun hemen üzerinde ne var? Micro SIM kart yuvası yer alıyor. O da bir kapak arkasında gizlenmiş durumda. Üste baktığımızda Sony Xperia Z'nin üstünde de ne görüyoruz? 3.5 mm'lik kulaklık şakı. O da yine bir kapakla koruma altına alınmış. Böyle şık bir tasarım var. Beyaz rengin dışında mor ve siyah renkler var. Beyaz rengin, bize gelen rengin oldukça çekici gözüktüğünü, beyazın havasını yansıttığını söylemek gerek. Sony Xperia Z'de ses çıkışını biz size duyuralım. Hoparlör küçük olsa da kuvvetli sayılabilecek bir ses çıkışı var. Şu anda telefon açık ve film oynuyor üzerinde. Ve siz bu şekildeyken bu telefonu suya attığınızda herhangi bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi Sony Xperia Z şu anda su dolu bir kabın içinde ve videoda oynamaya devam ediyor. Sesi sanıyorum ki duyuyorsunuz. Bu zaten Sony Xperia Z'yi ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi şu anda sırılsıklam bir vaziyette Xperia Z ve bu şekilde hala çalışmaya devam ediyor. Hemen kurulayalım. Ve hiçbir şey olmamış gibi telefonu kullanmaya devam edelim. Belirtmemiz gereken sadece tek bir ayrıntı var. O da hoparlör açıkta olduğu için biraz
ıslanabiliyor, su kaçabiliyor diyelim. Bu nedenle ses çıkışı biraz düşebiliyor. Ancak kuruduktan sonra ses kalitesi normale dönüyor. Bunu da bir ayrıntı olarak belirtelim. Yani suya düşürürseniz de daha sonra hoparlörden ses çıkışı azalırsa şaşırmayın. Herhangi bir sorun yok. Bunu bir ayrıntı olarak belirteyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Sony Xperia Z'yi suya attık. Sapasağlam, hiçbir şey olmadı. Kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Böylelikle Sony Xperia Z yazın plajda veya banyoda bunun gibi yerlerde güvenli bir şekilde kullanılabilecek ve multimedya keyfini karşılayabilecek, iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir cihaz gibi görünüyor. Bakmaya devam edelim. Sony Xperia Z'nin üzerinde Android 4.1 Jelly Bean geliyor. Android 4.2'nin de cihaz piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra geleceği Sony tarafından belirtildi. Bakıyoruz, Xperia arayüzü yine karşımıza. Tabii 2013 model Xperia'da farklılıklar göze çarpıyor. Örneğin geçen yılın telefonlarında parmağınızı ekranda kıstırdığınız ana ekranda bileşenlerin bir bulut şeklinde dolaştığını görüyordunuz. Bu sene biraz daha değiştirilmiş, görmüş olduğunuz gibi bir yapı var. Karusel şeklinde bütün giriş sayfalarını görebiliyorsunuz ve yeni giriş sayfaları ekleyebiliyorsunuz buradan. Ve bu şekilde giriş sayfa sayısını 7'ye tamamlayabiliyorsunuz. Altta widgetler, uygulamalar, kısa yollar ve temalar olmak üzere 4 farklı kısa yol görüyorsunuz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir bileşeni seçip ekrana taşıyabiliyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir tane bileşeni attım ve ana ekranda o bileşeni istediğim gibi kullanabilirim. Yine aynı şekilde uygulama kısa yolları ekleyebilirsiniz veya bunun dışında duvar kağıdını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve yine buradan temayı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir temayı koyduk Sony Xperia Z'nin ana ekranına. Uygulama menüsüne baktığımız uygulama menüsü de aslında geçen yılın Xperia'larından çok fazla farklılık taşımıyor. Yine sayfalı bir yapı söz konusu. Yine Sony'nin yüklediği çeşitli uygulamalar var. Multimedya uygulamaları görüyoruz. Walkman, albüm, filmler gibi multimedya uygulamaları var. Bunlar müzik, fotoğraf galerisi ve film oynatma işlevlerini görüyor. Görmüş olduğunuz gibi siz telefona herhangi bir multimedya dosyası, video dosyası attığınızda veri tabanıyla bağlantıya geçiliyor ve gördüğünüz gibi sizin müdahaleniz olmadan attığınız film dosyasının bilgileri ekleniyor. Aynı şekilde Walkman'de Sony'nin Walkman markasını telefona bu şekilde bir uygulama olarak getirdiğini görüyoruz. Albüm bölümü de gördüğünüz gibi resimleri düzgün bir şekilde görme imkanı sunuyor. Multimedya açısından Xperia Z 1080p ekranın hakkını verecek türden bir telefon gibi görünüyor. Bunun dışında bir Sony araba uygulaması var. Sony Xperia Z'yi arabada rahatlıkla kullanmanıza olanak sağlayacak şekilde büyük butonlar var görüyorsunuz. Bu da kullanışlı bir uygulama olacaktır. Yine çeşitli üçüncü taraf uygulamaları görüyoruz. Buradan kapatalım. Yine çeşitli üçüncü taraf uygulamaları görüyoruz Sony Xperia Z'de. Yine Google'ın uygulamaları mevcut ve yine Google Play Store'dan dilediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Bildirim tepsisi yine farklı bir tasarım söz konusu Sony Xperia Z'de. Üstte görmüş olduğunuz hızlı ayarlar var. Bluetooth, Wi-Fi ve mobil veri bağlantısını hızlı bir şekilde kapatıp açabilirsiniz. Ve yine ayarlar uygulamasına da ulaşabilirsiniz kısa yoldan. Görmüş olduğunuz gibi aslında Android'in standart düzeni korunuyor hemen hemen. Yalnızca bazı özelleştirmeler, düğme tasarımları, arayüz biraz değişik. Bunu söylemek gerek. Kamera uygulamasına bakalım. Sony Xperia Z'de yer alan 13 megapiksel ve 2 megapiksellik kameraları bu uygulamayla kullanıyorsunuz. Tasarım anlamına baktığımızda geçen yılın kamera arayüzlerine bağlı kalınlığını ancak çeşitli yeniliklerinde getirildiğini görüyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi tepsi şeklinde menüler var. Çekim modları, çözünürlük gibi unsurları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine dokunarak çekme olayı var. Sahne modu görmüş olduğunuz gibi çeşitli çekim modları da üstte yer alan ve sürükleyerek görüntüleyebildiğiniz bir takım ayarlar söz konusu. Buradan normal çekim, video kameraya geçiş, arka arkaya çekim, resim efekti, ön kamera gibi unsurlara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir özellik seçim ekranı sunuluyor. Yine panoramik çekim yapma imkanı da sunuluyor Sony Xperia Z'nin kamerasında. Bunu da bir ayrıntı olarak belirtelim. Tekrar kamera uygulamasına girelim. İsterseniz ekrana dokunarak çekebilirsiniz. İsterseniz de görmüş olduğunuz gibi sanal çekim tuşunu kullanarak çekim yapabilirsiniz. Ve yine sanal navigasyon tuşuna dokunarak ana ekrana geri dönüş yapabilirsiniz.
Sony Xperia Z'de FM radyoda bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında yine notlar gibi bazı uygulamalar söz konusu. Bahsettiğim gibi altta geri ana ekran ve çoklu görev tuşları var. Çoklu görev tuşuna ikonuna dokunduğunda görmüş olduğunuz gibi son açık olan uygulamaları göstermenin yanı sıra altta da bir takım küçük uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bu küçük uygulamalar görmüş olduğunuz gibi ekranda kalmaya devam ediyor. Hesap makinesi var. Bunun dışında kronometreyi, zaman sayacını görüyoruz. Notlar ve yine ses kaydedici ve yine isterseniz başka küçük uygulamaları da ekleyebilirsiniz. Google Play Store'da şu anda bağlantımızı kapattığım için göremiyoruz ancak Google Play Store'da çeşitli uygulamalar var ve bu uygulamaları indirerek de Sony Xperia Z'deki bu özelliği biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Google Play Store'da küçük uygulamaların listesi bu şekilde çıkıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Sony Xperia Z ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Hey guys, Mike here, the Detroit Borg, with a look at the new Sony Xperia Z. This is the new flagship phone from Sony, featuring a 5-inch 1080p LCD display, as well as a 13-megapixel sensor, which is capable of HDR video. So there's a lot of things this can do, so let's get started with the unboxing. First, let's take a look around the packaging. I should note that this is the unlocked international version. So this is actually the version that ships in the UK. I just got it on my doorstep just a few minutes ago. Now on the back, we have some references to the major features, including our 13 megapixel sensor. We have a 1.5 gigahertz quad core processor, that's a Snapdragon processor, HDR video. We have a 5-inch screen, as well as a front-facing camera. I believe that's what that's referring to. So lifting the lid, which is not taped by the way, we can see our Sony Xperia Z in the top tray. So here we go. Now packaging may vary depending on what carrier you pick this up from. So let's just unwrap this and slide it out. All right, so as you can see, it's still wrapped in its plastic. Now, this is a fully glass design, so we have a glass back panel and a glass front panel. Now, Sony says that the back panel and front panel are the same glass, which means they're pretty shatter resistant. So let's go ahead and peel this off. There we go. This is the black version. This is available in two other colors, white and purple. Let's peel the front one off. There we go. Very glossy, very large phone, but very thin, as you can see. Now let's set this aside for just a moment and take a look at what else is included. So it looks like they gave us some screen shields for the back and front with a squeegee and cloth. Now taking a quick look at the accessories, they've given us a Sony branded USB wall adapter. This is the UK version, obviously. They've also given us a micro USB cable, and this phone does support MHL, which will allow you to output video over the USB connector using the right adapter. This is Sony branded, so if you look in there, you'll see Sony branding. We also have a pair of Sony headphones. These are in-ear headphones with a remote and microphone, and they've also given us some ear tips to make sure that they fit our ears correctly. And they've given us some literature, so we have a quick start guide, which tells us about some of the buttons and features of the phone. And we also have some of the standard information, such as warranty information and some of the compliance information.
All right, so let's get back to the Xperia Z. And on the back, you can see we have that very glossy edge-to-edge glass panel with the Xperia branding toward the center. You also have an NFC label there, just letting us know that the NFC sensor is right behind that portion of the back panel. You also have your 13-megapixel autofocusing camera with HDR video. Right below that is the LED flash, and you have your microphone. Now along the top, you'll find a covered port. As you can see along the side, every panel here is sort of a blue, kind of a dark blue translucent panel. Looks very nice. You can see as it picks up the light, it reflects that blue color. But behind this flap here is your headphone jack. So you can see that right there. There's your headphone jack. You can cover that up. Actually, if you look inside, you can see it's kind of rubberized. So it does create a nice seal around the jack. Along the left side, you'll find these two connection points for accessories like a dock or charger. Up here, we'll find a door hiding the micro SD card slot. Now, this holds up to 32 gig cards, so not 64 gigs in this case. So they do include 16 gigs of storage in the phone, but you can expand it up to 32 gigs with the SD card slot. You also have another door here hiding the micro USB connection. So there you go. And that's one way to charge. As you can see, we also have that rubber seal around the doors to keep it nice and airtight. Now, there's not much along the bottom, but at the corner, you actually find a hook for a lanyard. You also find your speaker grill. Here is your volume rocker up and down. They also call this a zoom rocker. So if you want to zoom in on your photos, that's a feature built into the OS as well. You also have your power switch here. So that's your sleep, wake, and power on and off button. A very nice button with that chrome design. You also have your SIM tray here. So I've already taken out the SIM tray because it's kind of hard to get out of there, but there is your SIM tray. So all you have to do is load up your SIM, slide it in, and you're good to go. Just seal up the door. Now taking a close look at the front of the phone, you can see we have our earpiece, which is mirrored by the mouthpiece at the bottom. Up here we have our 2.2 megapixel front-facing camera, which is capable of recording video at 1080p. So that's better than most cameras I've seen, or front-facing cameras I've seen, which usually stop at 720p. We also have our ambient light sensor, proximity sensor, and an LED notification light. Now at the bottom, you won't find any backlit capacitive buttons. In this case, all of those will appear on the screen. All right, so let's go ahead and start this up for the first time. I'm just going to hold that power button. So while it's starting up, let me just talk about this display. So this is a 1080p display over 5 inches, which gives us a pixel density of 441. All right, so let's go ahead and take a quick look at what we got here. We're going to set this up for the first time. So you just swipe up. You can either swipe up or swipe down to unlock the phone. There we go. We're going to go for English, United States. Should be down here. Click done. All right, so it just wants us to read the warranty. We're going to agree to that. It wants me to insert the SIM, which we're going to skip for now. We're going to accept the data disclaimer. We're going to accept the usage info. And that's all there is to it. So we're already set to go. So you can see we have several home screens here. Now I'm going to do a full review and overview of this operating system and all of its unique Sony features. So I just want to show you exactly what this looks before that video shows up at the end of this week. I've already played with this phone. I'm pretty impressed with it so far. It does have a heavily modified version of Android 4.1. No word yet on when 4.2 is coming, but I'm sure it'll be updated eventually. For example, you have your app drawer here. You can also go up to customize to get to your widgets, and here you can add home screens and manage your home screens. You can also adjust your themes, so you can pick the theme you want, which will change the wallpaper and some of the coloring. You also have your standard apps, including your Chrome browser, which is default, the Play Store, messaging, and your phone app. On the front, we have all of these Sony services, including Walkman, Album, Movies, and Sony Select. You have lots of widgets here relating to music, of course. So this is the Walkman widget. This is your Photo Gallery widget. You have Video Unlimited, Music Unlimited, and Track ID. These are two Sony services. So this is basically Sony's version of iTunes. So this is where you can purchase music and video. You can also rent video as well. You also have an app here for identifying music. So this will allow you, it's basically like a Shazam app. Up here we have our widget here for controlling screen brightness or Bluetooth, toggling Wi-Fi on and off. We have our weather widget, which is defaulted to the wrong location. I'm not in Washington. And we have Sony Select. So anyway, we're going to talk about this a bit later. There is one more feature I'm going to show you here that's unique to the Sony experience, which is this sort of over widget or widget bar. So these are called small apps.
So this will give you a little app here, like a calculator, which hovers over what you're doing and will go translucent when you're doing something else in the background. Of course, you can close that. So that's just a quick look at the operating system, and stay tuned for more. So that's going to do for me in this initial look at the Sony Xperia Z. Hope you guys enjoyed this, and I'll see you again in the next video. Find out more about this fantastic offer by clicking the link in the description.
Hey guys, so it's time here to check out a pretty cool looking concept of a next generation Sony Xperia device, Sony Xperia Z3 here. This is a concept by UVA7 Dance. Yes, UVA7 Dance. This is a concept of a future Sony Xperia phone, Sony Xperia Z3. This time around, we just got the Sony Xperia Z2 out, which was a slightly update to the Sony Xperia Z1 when it was coming with a better display, 4K video recording, and then there was a little bit of bigger display also, I think, 5.2 inch or something, and then some other small things. But we are rumored to see this part of Sony Xperia Z3 in like 6 months or so, because Sony has been lately have been releasing like two flagship smartphones each year. So this one has some pretty epic specs, the concept. Sony's 6-inch display, 3840x2160 resolution, so it would be a great Samsung Galaxy Note 4 competitor, probably gonna see later this year. A TFT IPS display, Cortex A57, 20 nanometer, 3 gigahertz quad-core smartphone, so pretty sick specs there. Mali-T 768 GPU, so you'll probably be able to play like World of Warcraft on this device. 4 gigabytes of RAM and 128 gigabytes of storage, plus an SD card that also is well with 128 gigabytes of storage. So you would all, it would almost be like walking around with a full computer in your pockets. 24 megapixel camera, also upgrade from the 20 megapixel cameras that Sony is using right now, and also an 8 megapixel front facing camera that would be pretty epic. I can't wait to see better front facing cameras. They're pretty okay right now, but I want to see better. And here's a big thing, stereo sound on the front, or stereo sound, at least that's what he is listing here. That is going to be insane, because Sony Xperia Z devices right now, the sound is not that great. They really got some things to work on. I haven't got the Sony Xperia Z2, but I can guess. I'm not sure if this one also is waterproof. I have really no idea, but it probably should be, because most of Sony's devices is that. 3000 milliamp battery. It's in metallic as well, so probably maybe they ditched glass a little bit. 5.6 millimeters in thickness, which is also pretty bananas. You can see some kind of connector also there on the side, probably for docking. You can also see that it looks definitely thinner on the bottom, and on, maybe a little bit on the top, and a little bit thinner bezels than the current Sony Xperia Z2. So that is definitely pretty cool and awesome. I mean, I used to have the Sony Xperia Z Ultra at the moment, and that's an amazing device, so I can't wait to see. This would be pretty epic to see. They're probably not going to stuff in this much in the Sony Xperia Z3, but we'd have to wait and see what Sony is up to in the upcoming phone. I also read that Sony Xperia Z2 also seems to be not having this this kind of plastic thing on top of the display, so that's pretty cool as well. So no scratches or weird things with that. Peace out.